Rümeysa nerede? Rümeysa. Nerede olacak? Rümeysa'yı bulamıyorsan nerede olduğu belli. Bir saattir yok. Kupa geldi mi? Geldi kupa. Başka var mı kupa? Var. Bir şey söylerdim şimdi ne yapman gerektiğini kupaya da hareketleri hadi söyle. Al. Otur otur rahat ol. Aynen. Yatırmayacağım seni. Böyle fazla yürüme. Havan alırım seni. Aynen kanka. Ne oldu sana? Tam bir şey geldi şimdi aklıma ama sus asma suratını. Aşkım sen ne doldurdun kendine? Çay. Tamam çayı sen 20 saatte mi alıp getiriyorsun buraya? 3 saattir içeridesin yoksun. Neredesin sen? Teşekkür ederim. O zaman hiç gelmesin keşke. Hava alma tamam. Ben buradayım. Burada bekletiyorsun beni ama. Sonra kahvemizi koyarsın. Tamam da. Ben ne? Niye kızdın bu kadar onu anlamadım. Tamam 3 saattir yoksun. İçeridesin yoksun. Hava aldım. Hani. Ne havası? 3 saattir dediğin 2 dakika oldu hava aldım. Aynen. Kimle hava aldın orada tek miydin? Bir şey diyeceğim bardak yoktu. Tamam bardak tek miydin yok. Orada tek miydin? Hasan abi vardı. Başka kim Rümeysa vardı? Rümeysa vardı. De Rümeysa ilerideydi ben gerideydim yani uzaktaydı. Aynen. Yan yana değildik yani. Aynen. Ya şu triplerinden vazgeç ya. Çünkü sen 15-20 dakikadır yoksun. Bir şey diyeceğim. Çay almaya gittim, hava almaya gittim. Ben gittim, ardından o geldi. Ben onun ardından çıkmadım ki. Bana niye kızıyorsun? Ben rahatsız oluyorum. Ben sana defalarca bunu söyledim. Ben onun mı çıktım? Niye bu hallerin trip atıyorsun şu anda? Ben atınca sorun yok. Ben atınca mı saçma geliyor sana? Ben mi çıktım onun arkasından? Bana onu söyle. Ben mi çıktım onun arkasından? O mu benim arkamdan geldi? Yani ne bu hallerin anlamıyorum. Ne bu hallerim derken? Rahatsız olduğumu biliyorsun olsun. Tamam yavrum rahatsız olduğunu biliyorum ama benim suçum ne burada? Ben gitmişim hava almaya, çay koymaya gitmişim. Arkamdan gelmiş. Benim suçum ne? Bana niye böyle davranıyorsun? Tabii o zaman gelmişse sen de çık gel. Ben 15 dakikadır evde seni bekliyorum ama. 15 dakika abart yarım saat de bari. Abart biraz daha. Hayır gitti gelmeyeceğim. Gelmeyeceğim git. Sinirliyim gelmeyeceğim aşkım. Emin misin? Evet. Son kararın mı? Evet. Ben gidiyorum o zaman. Git hadi. İyi misin? Ay sinirden geliyorum. Ne oldu aşkım? Ay gitmiş bir saattir gelmiyor. Çok tanıdık geldi konu. He? Ya ben şu an sonuna kadar veriyorum ona. Evet yani. Tabii ki de yani. Ben sana da aynı tepki yaptım. Evet. Hoş değil. İstemiyorum yani Rümeysa'yla yan yana olmalarını istemiyorum. Benim bak, en doğal hakkım. Bu evde saçma sapan bir şey var. Bakış muhabbeti var evet. Kendini savunacak. Hayır şimdi. Savunmayacağım. Alan kısıtlı gerçekten. Bakabiliyorsun sorun değil. Hayır biz senin bakışlarını söylemiştik ya. Ben zaten orada demiştim. Sen ilk geldiğin için insanları tanımak için baktığını zaten belirttin. Ama şu an öyle bir olay yok ki. Herkes zaten tanıyor. Ya alan kısıtlı, bakacağın yer belli. Ya yere bakacaksın, ya sevgiline bakacaksın, ya da Öykü Hanım'a bakacaksın. Öykü Hanım yokken orada muhabbet ediyorsan, dans ederken bile insanlar birbirine bakıyor. Bana bakıyor mu acaba diye oluyor. Bak emin ol buna. Ya onu bile istemiyorum. Mesela ben Buse yanındayken direkt Buse'ye odaklanıyorum, o zaman bir şey olmuyor. Ama onun haricinde bir şey varken, biri konuşurken döndüğün zaman veya bir şey olursa... Ona çok rahatsız edici, rahatsız şey edici oluyor. Aslında altında yani bir şey yok. Yani dışarıda da bunun çok algısı yapılıyor ve hoş değil yani. İşte o yüzden diyorum ki hani... Ben sürekli bunu görmek zorunda değilim yani. Ya o zaman bir karar alınacak böyle şey olarak. Böyle ya da yer. Böyle ya da yer. Net. Ya çünkü istemsiz de olabiliyor bak. Bana da dün mesela Buse de söyledi aynı muhabbet ama yok. Vallahi yok. Ya öyle bir durum yok. Ya bile isteyerek yapılan bir durum olsa hak vereceğim. Ama bile isteyerek yapılan bir durum yok. O rahatsız olduğu için söylemiyor. Diyor ki hani bak böyle böyle oluyor.
Hani buna getiriyor. Tamam olabilir, ben de farkında değilim. Bu arada Oğuzhan tarafına, Rümeysa tarafına bir şey hissetmiyorum ama istemiyorum hani. Evet, yan anlıyorum. Yana görünmelerini istemiyorum. Bu evde olduğunuz sürece bunlar olacak. Yani herkes herkese bakıyor, artık anlam yüklemiyorsun. Yani artık başkaları yüklüyor canım anlam zaten. İşte, biz yüklemesek dank ne olur? Ediyor. Bir yerden sonra, sen uyarmak zorunda kalıyorsun. İstemiyorum bir yerden sonra sana geçiyor olay, sen uyarmak zorunda kalıyorsun. E sen uyardığın zaman da tersi. Bu arada harbiden editlerde öyle bir edit yapılıyor ki. Yani gördün mü, denk geldi mi bilmiyorum sana hiç ama. Gerçekten çok sinir bozucu. Editler zaten algıyı değiştiriyor. İşte insan acaba mı diyor. Hiç takılmıyorum ben hiç editlere, yorumlara. Hiç yemeyeceğim. Sana aldım. Tamam yemeyeceğim. O çok kuru. Kahve de getirdim. Yok istemiyorum.